Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda size omurgalı hayvanlardan bahsedeceğim. Ben omurgalı hayvanları anlatırken karşılaştırarak anlatıyorum genelde. Belli başlı özellikleri var. Bu özellikleri her bir hayvanda, her bir sınıfta karşılaştırarak anlatıyoruz. Şimdi omurgalı hayvanlar şubesinin kendine has bazı özellikleri var. Özellikle 3 tane belli başlı özelliği taşıması gerekiyor arkadaşlar. Bir canlının omurgalı olabilmesi için. Peki nedir bunlar? Birincisi, sırtlarında omurga olması. İkincisi arkadaşlar, notokord bulundurması. Notokord dediğimiz sinir şeridi. Notokordun bulunması. Bir de herhangi bir dönemde, bakın hayat boyunca herhangi bir dönemde kuyruk taşıması, bir de solungaç solunumu yapması. O zaman bunu da yazalım. Kuyruk ve solungaç solunumu. Solungaç solunumu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz de memeliler grubuna aitiz. Biz de omurgalı hayvanız. Biz nasıl solungaç solunumu yaptık diye. Arkadaşlar şöyle, embriyonik dönemde annemizin karnındayken daha plasenta oluşmadan bizler solungaç solunumu yapıyorduk. Nasıl? Hemen şu kağıt üzerinde göstereyim. Bakın anne karnında yaklaşık işte bir hafta bile olmamış belki bir embriyo. Bu embriyonun bakın şu kısmı baş kısmıdır. Şuralarda solungaçlar bulunur. Solungaç yarıkları. Solungaç yarıkları. Bu yarıklarla anne karnındaki o suyun içerisinde plasenta oluşana kadar nefes alabiliyoruz. Daha sonra sırtında bir şöyle notokord bulunur. Omurganın içerisinde arkadaşlar sinir şeridi bulunur. Ve kuyruk bulunur bakın. Ve kuyruk bulunur. Bu kuyruk ilerleyen evrelerde içeriye doğru çekilerek kuyruk sokumunu oluşturuyor. Hatta şuradaki kemik kuyruk sokumu kemiğidir. Eğer ki bu kuyruk sokumu kemiği gelişim evresinde içeriye alınmazsa, yani herhangi bir mutasyon olursa arkadaşlar, kuyruklu insanlar doğabiliyor. İnternete yazın bakın, var öyle insanlar. Kuyruğun bir kısmı dışarıda kalabilir. Kuyruklu insanlar olabilir. Ha, kuyruk deyince öyle çok uzun bir kuyruk beklemeyin. Şöyle parmaksı bir çıkıntıdır. Eğer ki kemikleri, yani sinir şeridini içerisine barındırmıyorsa doğar doğmaz alınabiliyor bu kuyruk. Ama sinir şeridini, yani notokordu barındırıyorsa arkadaşlar maalesef alınamıyor. Çünkü içerisinde sinir şeridi olduğu için felç kanma riski vardır. Hatta %100'dür diyebiliriz. O yüzden de maalesef alınamıyor. Kuyruklu olarak yaşıyorlar bu insanlar. Evet, bu şekilde omurgalı hayvanların genel özellikleri, daha doğrusu bir canlının omurgalı olabilmesi için taşıması gereken özellikler bunlardır. Şimdi gelelim, biz omurgalıları 5 sınıfa ayırıyoruz. Basitten gelişmişe doğru balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Balıklardan başlayacağız. Genel özellikleri yazacağız arkadaşlar. Karşılaştırarak memelilere kadar geleceğiz. Şimdi ilk özelliğimiz kalpleri ile ilgili. Arkadaşlar balıkların kalbi iki odacıktan oluşuyor. Bir kulakçık, bir karıncıktan oluşuyor. Balıklarda kalplerinde kirli kan bulunuyor ama vücutlarında temiz kan dolaşıyor. Neden? Çünkü solungaçlarda temizlenen kan kalbe gelmeden direkt olarak nereye gider? Vücuda gider. Dolayısıyla vücutta temiz kan dolaşıyor. Daha sonra kirlenince nereye geliyor? Kalbe geliyor arkadaşlar. Kalpten de solungaçlara doğru gidiyor. O zaman şöyle diyelim. Kalpleri iki odacıklıdır. İki odacıklıdır. Vücutlarında temiz kan. Kalplerinde kirli kan bulunur. Kirli kan demek oksijen içeren ve karbondioksit içeren kanın birbirine karışmasıdır arkadaşlar. Evet, gelelim bir sonraki özelliğine, solunum. Nasıl solunum yapıyorlar? Arkadaşlar balıklar suda yaşadıkları için solungaç solunumu yaparlar. Solungaç solunumu yapıyorlar. Solungaçlarında temizlenen kanı dediğim gibi vücuda vererek vücutlarında temiz kanın dolaşmasını sağlıyorlar. Bir sonraki özelliğine gelelim. Arkadaşlar bunların
Temiz ve kirli kan birbirine karıştığı için, vücutlarında karışık kan bulunduğu için bunlar soğukkanlı canlılardır. Ne demek soğukkanlı canlı? Soğukkanlı. Soğukkanlı şudur arkadaşlar. Girdikleri her ortama göre vücut sıcaklığını değiştirebilen canlılar soğukkanlı canlılardır. Mesela 20 derecelik bir ortama girmişse vücut sıcaklığını 20 dereceye göre ayarlıyor. Eksi 10 dereceye girmişse vücut sıcaklığını eksi 10 dereceye göre ayarlıyor. Biz bu canlılara soğukkanlı canlı diyoruz. Yani değişken vücut sıcaklığı. Değişken vücut sıcaklığı. Evet, soğukkanlılık bu demektir. Gelelim boşaltım atığına. Arkadaşlar balıklar boşaltım atığı olarak amonyak atarlar. Boşaltım atığı amonyaktır. Amonyak çok zehirli bir moleküldür arkadaşlar ve bol suyla dışarıya atılması gerekiyor. Bu yüzden de suda yaşaması gerekiyor canlının. Dolayısıyla balıklar da suda yaşadıkları için su gibi hani herhangi bir ihtiyaçları olmadığı için suyun bol olduğu yerde oldukları için ne oluyor? Direkt amonyak olarak atabiliyorlar. Evet, bir sonraki özelliğine gelelim. Üreme şekli. Arkadaşlar balıklarda üreme şekli dış döllenme, dış gelişme. Nasıl oluyor bu? İşte dişi balıklar yumurtalarını her yılın belli mevsimlerinde onların kendilerine göre üreme zamanları vardır. Üreme zamanı geldiklerinde belli bir yere gidip milyonlarca yumurta bırakıyorlar. Daha sonra erkek balıklar da aynı şekilde gelip milyonlarca sperm bırakıyorlar aynı yere. Ve bunlar bir araya geldiklerinde balıklar oluşmuş oluyor arkadaşlar. Döllenme gerçekleşiyor. Yani hem dışarıda döllendi hem de dışarıda gelişiyor o yumurtalar. Balıklar tekrardan görüp yavrularına bakmazlar arkadaşlar. Yavru bakımı yoktur. O zaman şöyle diyoruz. Zaten milyonlarca balığa nereden baksınlar, değil mi? Dış döllenme, dış gelişme vardır. Dış döllenme, dış gelişme. Üremeleri bu şekilde. Peki vücut örtüsü nedir? Arkadaşlar balıkların vücut örtüsü genellikle puldur, değil mi? Vücut örtüsü puldur. Evet, bu şekilde balıkların genel özellikleri. Bir de çeşitlerine bakalım. Arkadaşlar balıkları biz ikiye ayırıyoruz. Kıkırdaklı ve kemikli balıklar olarak. Kıkırdaklı, kemikli. Nedir kıkırdaklı, kemikli? Şöyle. Eğer ki iç iskeleti, zaten omurgaların tamamında iç iskelet bulunur. İç iskeleti tamamen kıkırdaktan oluşmuşsa, kemik yoksa kıkırdaklı balıklar. Diğerleri de arkadaşlar nedir? Kemikli balıklar. Kıkırdaklı balıklara en iyi örneğimiz köpek balığı ve vatoz. Vatoz. Kemikli balıklara ise geriye kalan tamamını sayabiliriz. Mesela hamsi. Hocam diyeceksiniz, hamsi küçük, neresi kemik bunun? Bizim o kılçık diye tabir ettiğimiz şey var ya, aslında o balığın omurgasıdır, yani kemikleridir arkadaşlar. Hamsi, işte çipura, istavrit gibi. Bir sürü böyle balığımız var. Peki denizde yaşayan ama balık olarak almayacağımız canlılar kimlerdir? Mesela fok, yunus, balina, bunlar nedir arkadaşlar? Memelilerdir. Onları memeliler kısmına yazacağız. Evet, balıkların genel özellikleri bu şekilde. Gelelim amfibilere. Arkadaşlar amfibilerin kalplerine baktığımızda bunlarda 3 odacık vardır. Kalpleri 3 odacıklı. Kalpleri 3 odacıklı. Bunların da yine vücutlarında arkadaşlar kirli kan, yani karışık kan dolaşıyor. Kalplerinde de aynı şekilde karışıyor. Normalde temiz ve kirli kan ayrı ayrı gelir kalbe ama ortak bir bölge olan karıncık bölgesinde birbirine karışıyor. O yüzden şöyle diyoruz. Kalplerinde karışık kan bulunur. Kalplerinde karışık kan bulunur. Peki bunlar nasıl solunum yapıyor? Arkadaşlar bunlar 3 çeşit solunum yapar. Bakın 3 çeşit solunum yapan tek canlı grubu amfibilerdir. Amfibi ne demek bu arada? İki yaşamlı. Hayatlarının belirli bir evresini suda, belirli bir evresini karada yaşayan canlılardır. Şöyle, bunlar larva döneminde solungaç solunum yapıyorlar. Çünkü kurbağaları düşünün. Kurbağalar yumurtalarını suya bırakır ve suda döllenme olayı gerçekleşir. Larva dönemini suda geçiriyorlar. Bu yüzden de solungaç solunum yapıyorlar. Karaya çıktıklarında ise bazı değişim olayları gerçekleşiyor ve akciğer solunumuyla deri solunumu yapıyorlar. O zaman şöyle diyelim.
Larva döneminde solungaç, erişkin dönemde akciğer ve deri solunumu. Akciğer ve deri solunumu yapar. Deri solunumu yapar. Evet. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, amfibilerde yine kalplerinde karışık kan bulunduğu için bunlar da soğukkanlı canlılardır. Boşaltım atıklarına baktığımızda larva dönemindeyken boşaltım atığı amonyak ama erişkin dönemdeyken üredir arkadaşlar. Size genelde erişkin dönem sorulur. O yüzden şöyle diyelim. Boşaltım atığı üredir. Peki bunlarda nasıl bir döllenme, gelişme olayı var? Az önce söyledik ya, suda dölleniyor arkadaşlar. Bunlarda yine dış döllenme, dış gelişme olayı vardır. Peki vücut örtüsü nedir? Kurbağaları hatırlayın. Vücut örtüsü nemli deridir arkadaşlar. Nemli olmasının sebebi derilerinden de nefes alabildikleri için, solunum yapabildikleri için nemli olması gerekiyor. Çünkü bizim mesela akciğerlerimiz de nemlidir. Solunum yüzeyinin nemli olması gerekiyor. İyi bir oksijen alışverişi gerçekleşsin diye. Bir de amfibilerin bir başka özelliği daha var. Diğerlerine kıyasla başkalaşım geçirir. Başkalaşım geçiren bir böcekler vardı arkadaşlar. Yani eklem bacaklılar vardı. Bir de amfibiler vardır. Amfibilerde sudan karaya geçişte belli değişikliklere uğrar. Mesela kuyrukları kaybolur. Daha sonra parmaklar arasındaki perdeleri kaybolur arkadaşlar. Bu şekilde bazı değişiklikler geçiriyorlar. Örneklerini yazalım. Örneklerimiz kurbağa ve semender. Semenderin bir diğer adı kuyruklu kurbağadır. Yani kurbağa eğer kuyruğunu kaybetmezse biz buna semender diyoruz. Geçelim sürüngenlere. Arkadaşlar, sürüngenler 3. sırada, gelişmişlik sırasına baktığımızda 3. sırada yer alıyor. Biraz daha diğerlerine göre gelişmiştir. Sürüngenlerin de kalpleri 3 odacıklıdır. Ama burada farklı bir olay var. Arkadaşlar, sürüngenlerin kalplerinde karıncık bölgesi yarım bir perde ile aralanmıştır. Yani şöyle diyelim, yarım bir perde bulunuyor. Tabi arada küçük bir fark vardır. O yüzden de kanı birbirine karışıyor. Şöyle diyelim, karıncıkta kalbin karıncık bölgesi bu arada. Karıncıkta yarım perde bulunur. Bu arada timsah hariç diyeceğiz. Çünkü timsah da 4 odacıklı arkadaşlar. Timsah tamamen kalbi bölünmüştür. Yani 4 odacığa bölünmüştür. Ama yine bunda da kan birbirine karışıyor. Timsahta panizza kanalı dediğimiz bir yer vardır. Burada kanı birbirine karışıyor arkadaşlar. Böylece soğukkanlı bir canlı olmuş oluyor. Gelelim solunumuna. Sürüngenler nerede yaşıyor? Karada. Karada yaşayan canlılarda solunum akciğerlerle olur. O zaman şöyle diyelim. Akciğer solunumu yapar. Bir diğer özelliğimize gelelim. Arkadaşlar, bunlar da yine kanı birbirine karıştığı için soğukkanlı canlılardır. Sürüngenlerin boşaltım atığı ürik asittir. Bakın, size şöyle bir soru sorar. Der ki, hani direkt balıkların özelliği nedir diye sormaz. Der ki, boşaltım atığı amonyak olan bir canlıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Boşaltım atığı amonyak olan hangi canlımız? Balık, değil mi? O zaman balıklarla ilgili olan özellikleri düşüneceğiz. Mesela der ki, boşaltım atığı ürik asit olan bir canlıyla ilgili. Birazdan yazacağım. Kuşların da boşaltım atığı ürik asittir. O zaman hem sürüngenleri hem de kuşları düşünüp öyle cevap vereceksiniz. O yüzden bunların özelliğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar, sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme gerçekleşir. Yani sperm ve yumurta
canlının içerisinde birleşiyor. Ama daha sonra bu yumurta oluşarak, hani bu kabuklu yumurta var ya, kabuklu bir yumurta oluşturarak dışarıya atar ve dışarıda dış gelişme gerçekleşir. O zaman iç döllenme, dış gelişme. Peki, sürüngenlerin vücut örtüsü nedir? Arkadaşlar, sürüngenlerde de vücut örtüsü puldur. Vücut örtüsü puldur. Şimdi örneklerini yazalım. Örneklerimiz neler? Öncelikle zaten direkt aklımıza ilk ne geliyor? Yılan, timsah, bukalemun, komodo ejderi, daha sonra kertenkele. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim sürüngenler sınıfına dahil olan canlılarımızdır. Evet, sürüngenler de bu şekilde. Genel özellikleri böyledir. Gelelim kuşlara. Arkadaşlar, kuşlara baktığımızda artık kalp tamamen dörde bölünmüş halde. Çünkü bakın, timsah da dörde bölündü. Hani bilim insanları şöyle diyor, Darwinci bilim insanları. Evrimsel gelişmişliğe bakıldığı zaman timsah soğukkanlılıktan sıcakkanlılığa geçiştir. Yani burada dört odacığa ayrıldı ya, artık bundan sonra tamamında ne olacak? Dört odacık olacak ve kan birbirine karışmayacak. O zaman kalpleri nedir? Kalpleri dört odacıklıdır. Kalpleri dört odacıklıdır. Evet, kuşların bir diğer özelliği. Bunlar da arkadaşlar akciğer solunumu yaparlar. Kuşların akciğerlerinde hava keseleri vardır. Bu hava keseleri sayesinde oksijeni bir miktar depo ediyorlar. Uçmaya başladıklarında arkadaşlar o depo ettikleri oksijeni kullanıyorlar. Böylece yere inmeden, daha alçaklara inmeden uzun süre uçabiliyorlar. O zaman yazalım, akciğerlerinde hava kesesi vardır. Ayrıca kuşların bir diğer özelliği, bunlarda zarsı diyafram vardır. Arkadaşlar, bu zarsı diyafram işte akciğerlerin daha iyi bir şekilde nefes alıp vermesini sağlıyor. Peki kuşlar sıcak kanlı mı, soğuk kanlı mı? Artık kan birbirine karışmadığı için bunlar arkadaşlar sıcak kanlı canlılardır. Peki boşaltım atığı ne? Boşaltım atığı ürik asittir. Bir diğer özelliği, kuşlarda da aynı sürüngenler gibi iç döllenme, dış gelişme görülür. Vücut örtüsü nedir kuşların? Vücut örtüsü tüydür. Sadece kuşlarda görülür arkadaşlar, tüy, unutmayın. Mesela şey diyoruz, biz böyle bizde çıkan küçük böyle kıllara tüy diyoruz. Aslında yanlıştır. Onlar nedir? Kıldır arkadaşlar. Hani biraz daha nasıl diyeyim size, kıl kelimesi daha böyle argo geliyor, hani kaba geliyor. Biz işte tüy diyerek biraz da onu yumuşatıyoruz ama aslında doğru değil. Bizlerdeki vücut örtüsü kıldır. Birazdan yazacağım zaten memeliler sınıfında. Tüy sadece kuşlarda görülür. Evet. Gelelim bir sonraki özelliğine. Kuşlarda arkadaşlar uçma adaptasyonları vardır. Özellikle mesela kemiklerinin içi boştur. Daha sonra kuşlar için bir diğer özellik, ikili olan organlardan bir tanesi kaybolmuştur. Mesela akciğerler iki tane ise birisi körelmiştir. Yine dişiler için yumurtalık iki tane ise birisi körelmiştir arkadaşlar. Dişleri yoktur. Yine kanatları vardır arkadaşlar. Hava keselerine sahiptir dedik zaten. Ayrıca kuşların idrar kesesi de yoktur. İdrar kesesi olmadığı için hem hafif olmuş oluyorlar, kolayca uçabiliyorlar, hem de geldiği gibi bırakıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de işte direkt kafamızın üstünden geçerken kafamızın üstüne yapabiliyorlar. O zaman şöyle diyelim, idrar kesesi ve dişleri yoktur. Bunlarda ne var? Gaga vardır. Bu gaga sayesinde besin alışverişini yapıyorlar. Gelelim örneklerine. Arkadaşlar, zaten uçabilen kuşları biliyoruz. Uçabilen kuşlar içerisinde
Sadece yarasayı almıyoruz. Çünkü yarasa nedir? Bir memelidir. O yüzden de yarasayı kuşlar içerisine almıyoruz. Biz uçamayanlara gelelim. Mesela tavuk. Hani uzun süre uçamıyor. İşte horoz, kaz. Bazıları uçabiliyor tabii arkadaşlar. Ve şimdi karışık karışık yazıyorum. Ördek, deve kuşu, penguen, işte serçe. Bunlar da uçabilen kuşlarımızdır. Böyle bir sürü kuşumuz var. Evet, kuşlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim memelilere. Artık memelilerle bitireceğiz. Arkadaşlar, memelilerin de yine kalpleri 4 odacıklı. Kalpleri 4 odacıklı. Bir diğer özelliği yine akciğer solunumu yaparlar. Aynı kuşlar gibi. Akciğer solunumu yapar. Şimdi memelilerde de onlara has bazı özellikler var. Onları ayrı bir başlık altında yazacağım zaten. O yüzden buraya akciğerlerinde alveol falan yazmıyorum. Bunlar da yine arkadaşlar sıcakkanlı canlılardır. Sıcakkanlı canlıdır. Bir diğer özelliğimiz boşaltım atığı üredir. Boşaltım atığı üredir. Memelilerde iç döllenme, iç gelişme görülür. Bakın bu zamana kadar yazdım mı herhangi bir yere iç döllenme, iç gelişme diye? Bakın nedir? Dış dış, iç dış. Ama burada ne var? İç döllenme, iç gelişme var. O zaman iç döllenme, iç gelişme sadece memelilere özgü bir özelliktir diyebiliriz. Evet, gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, memelilerin kendine has bazı özellikleri var. Sadece memelilerde bulunan özellikler. O zaman şöyle alta küçük bir başlık yazalım. Sadece memelilerde bulunan özellikler. 5 tane özellik var. Yazalım hemen bunları. Arkadaşlar, birincisi 1. Vücut örtüsü kıl. Az önce de belirttiğim gibi bizlerde tüy yok, kıl var. Tamam mı? Hani tüy dökücü kremler var ya, onlar aslında ne olacak? Kıl dökücü krem olacak. Ama dediğim gibi biraz daha argo bir tabir gibi geliyor bize. O yüzden de tüy kelimesini kullanıyoruz. Mesela geçmiş yıllarda bir soru vardı. Aşağıdaki canlılardan hangisinin vücut örtüsü kıldır veya tüydür diye, böyle bir soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyor. Memelilere geliyor, diyor ki bizde de tüy var. O zaman diyor tamam, hani bir memelileri işaretliyor arkadaşlar orada. Halbuki ne olacak? Kuşlar olacak aslında. Vücut örtüsü tüy olan kuşlardır. Geçelim ikinci özelliğine. Bunlarda diyafram kaslıdır. Kaslı diyafram bulunur. Daha sonra genelde kuşlarla karşılaştırmasını soruyorlar. Üçüncü bir özelliğimiz, akciğerlerimizde alveol bulunur arkadaşlar. Akciğerlerde alveol bulunur. Alveol var. Dördüncü özelliğimiz, bizim olgun al yuvarlarımız çekirdeksizdir. Olgun al yuvar çekirdeksiz. Evet, hani diğer canlılarda, yani şuradaki yazdığım sınıflarda çekirdekli, sadece memelilerde çekirdeksizdir. Gelelim son özelliğimize. Yavrularını sütle beslerler arkadaşlar. Süt oluşumu sadece memelilerde vardır. Yavrularını sütle besler. Evet, bu 5 tane özellik sadece memelilerde görülen özelliklerdir. Şimdi bizler memelileri 3 gruba ayırıyoruz. Keseli memeli, yumurtlayan memeli veya gagalı memeli de diyebiliriz. Bir de plasentalı memeli. Mesela size şöyle diyebilir. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilerde görülür? Veya şöyle diyebilir. Memelilerin tüm canlılarında görülür, tüm üyelerinde görülür diye. Mesela şunları yazdı, birine de yazdı ki tamamında plasenta vardır. Yanlış olacak arkadaşlar. Çünkü yumurtlayan ve keseli memeliler de var. Bunlarda plasenta yok. Peki nedir plasenta? Plasenta anne ile bebek arasında bulunan, besin alışverişini sağlayan bir bağdır. Doğumdan sonra kesilir. Hatta göbek deliğimiz plasenta yüzünden oluşmuştur. Evet, keseli memelilere gelelim. Bunlar yavrularını daha 1 santimlikken arkadaşlar, 1 santim yavrularını kesenin içerisine alıyorlar.
karın kısmında keseleri vardır. Bu keselerini de besliyorlar, büyütüyorlar. Yaklaşık 2 yıl sonra falan keseden çıkarıyorlar. En iyi örneğimiz nedir? Kanguru ve koala. Bunlar keseli memelilerdir. Gelelim yumurtlayan memelilere. Bunlar aynı kuşlar gibi yumurta oluşturuyorlar arkadaşlar. En iyi örneği ornitorenk. Ornitorenk. Diğer bir örneği de karınca yiyen. Karınca yiyenin diğer adını biliyorsunuz değil mi? Tapir. Karınca yiyen ve ornitorenk yumurtlayan memelidir. Gelelim plasentalılara. Aslında geriye kalanların tamamını nereye yazacağız? Plasentalılara yazacağız. İlk başta insan yazalım. İnsan, kirpi. Mesela suda yaşayanları yazalım arkadaşlar. Yunus, fok, balina. Bir de uçabilen vardı. Neydi? Yarasa. Değil mi? Bunlar haricinde bir sürü daha yazabiliriz tabii ki ama bunları bilmemiz yeterlidir. Zaten sorarlarsa size şu dördü var ya, yunus, fok, balina ve yarasa, genelde onlarla ilgili soru soruyorlar. Evet, burada biz omurgalı hayvanları bitirmiş oluyoruz. Böyle karşılaştırmalı olarak ezberlerseniz daha kolay olur sizin için. Soru çözerken de bunu böyle karşınızda bulundurun. İlk başta bir bakarak çözün. Daha sonra arkadaşlar zaten kendi kendinize çözmeye başlayacaksınız. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda virüsleri anlatacağım size. Ki bu dönemde artık hani duymaktan gına gelen bir canlı demeyelim, aslında bir varlık. Virüsleri anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.